Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Mutlu sabahlar değerli izleyenler. Paranın Rotası'na hoş geldiniz. Yeni günde ekonomi gündeminde öne çıkan başlıklara bakacağız. Bu sabah bir konuğumuz olacak yine. Çarşamba günleri biliyorsunuz reel sektör temsilcilerini zaman zaman konuk ediyoruz. Bugün de çok önemli bir sektörün önemli bir temsilcisi var. Elmacık Su Genel Müdürü Sayın Cevat Kabataş bizlerle beraber. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın. Cevat Bey, birazdan sohbetimize başlayacağız. Ben size Elmacık Su'yu soracağım, su sektörünü konuşacağız ama isterseniz hemen biz bir şöyle genel bir ekonomi toparlaması yapalım. Yaşar Hocam, size de günaydın bu arada. Evet, günaydın Barış. Su meselesi önemli biliyorsunuz. Suyu Ben gerçekten çok şeyim. Vallahi yani, ben de çok ince eleyip sık dokuyarak alıyorum. İşte Cevat Bey bize anlatacak birazdan. pH önemli mesela, değil mi? Onlara bakacağız. Alırken hani öyle su eve geldi içelim diye bakmamak lazım. Biraz incelemek lazım. İçinde ne var, ne içiyoruz bakmak lazım. Birazdan konuşacağız onları ama şimdi şöyle bir piyasalara bakalım. İzleyicilerimizden de zaten piyasalara ilgili yorumlar şimdiden gelmeye başlamış. Dün ne oldu ne bitti hocam? Avrupa'da ne vardı, bizde ne vardı? BIST 100'de neler oldu? Vallahi dün aslında biz uzun zamandır ilk defa piyasa olarak negatif ayrışma yaşadık. Türkiye belki son 4-5 aydır, 6 aydır yurt dışı piyasalardan her zaman pozitif ayrışıyordu. Ve özellikle de bunun temel sebebi beklentilerdi ve Türkiye'nin not artırımı beklentileriydi. Ekonomik büyüme ile ilgili bir sorun görünmüyordu. Aynı zamanda bir anda 3 tane birden not artışı geldi. Yani Fitch kapıyı açtı. Arkasından Moody's, sonra da JCR ve ardından da DBRS Türkiye'nin notunu yatırım yapılabilir seviyeye getirdi. Bu beklentiler bittikten sonra Barış bir satış yemişti bizim borsa. Fakat arkasından tekrar toparlandı. Ama bu tür dönemler geçen haftadan beri söylüyorum biraz kaotik bir dönemdir. Yani beklentinin bittiği yerde ne yapacağız? Şimdi ne yapalım? Yani bir şöyle düşün olayı. Arkadaşlarla bir yemeğe gitmek istiyorsun ve hazırlanıyorsun. Bir beklentin var. Güzel bir yemek olacak diyorsun. Yemeği yiyorsun, bitiriyorsun. Sonra kendi başına kalıyorsun. Şimdi ne yapsak diyorsun. Şu an bizim piyasada şimdi ne yapsak modunda. Ve bir yukarı bir aşağı hareketler oluyor ama ben bir sinyal bekliyordum. Özellikle bu sinyal bana göre dün geldi. O borsa ile ilgili olarak izlediğimiz tabii göstergeler var. Hı hı. Grafiği ben şimdi vereceğim sevgili Mustafa, eğer grafiği ekrana yansıtabilirse. Evet. Özellikle bizim istemediğimiz bir şey var. O da şu. Borsa dün ilk defa ikinci seanstan itibaren 100 milyon lotun üzerine çıkan hacimlerle çok sert bir gerileme yaptı. 91.500'leri gördükten sonra 90 binin altında kapandı ki yani 1500 puan sadece son 2,5 saate sığan bir 1500 puanlık gerileme en azından bizim üst seviyede borsa için dirençleri çok güçlendirdi. Yani 92 bini aşmak artık olasılık olarak daha zor. Yani bana dün sormuş olsan 92 bini borsa aşıp yukarı gidebilir mi? Bunun olasılığıdır nedir desen ben 50-50 olasılık verirdim. Ama şimdi en fazla %20-25 bir olasılıkla borsa 92.500'ü yukarı kırabilir. Ama burası piyasadır ve her zaman gelecek yeni bir haberle bir anda şartlar değişebilir. Dolayısıyla ama dünkü sinyal ki burada bizim talep konsantrasyon eğrisi dibe gelmişti, sıfıra gelmişti ve ben de dün yapmış olduğum yorumlarda bir yukarı yönlü tepki olabileceğini, çünkü bu göstergeler genellikle belli bir seviyenin altına düştükten sonra yukarı yönlü bir tepki olabileceğini belirtmiştim. Şimdi grafikte görülüyor zaten. Bir defa bu sıfırın altına geldi ve arkasından toparladı. İkinci defa sıfırın altına dün düştü ki bu işte olumsuz, çok olumsuz bir sinyal. Yani sıfırın altına gelmesi satışların artabileceğinin bir sinyali. Bugün açılışta artacağını zannetmiyorum. Dünkü satış baskısının ardından yeni satış yapmak isteyenler tabii ki piyasaya alıcı biraz daha az gelir. Ne bileyim biraz yukarı gidebilir bugün piyasa. Dış piyasalarda genel olarak hala da olumlu. Amerika'dan çok iyi veriler geldi dün. Ve bu çok olumlu veriler Amerika'da tüketici güven endeksinin hızla yükseldiğini gösteriyor. Bir de konut fiyatlarında %10'luk bir artış var, 10.2. Bu
beklenmedik derecede yüksek bir konut, kesiciler konut endeksi yükseldi. Dış piyasalar çok olumluydu. Amerika'da çok olumluydu. %1.20 civarında bir yukarı hareket vardı. Biz o sırada düşüyorduk. Yani bu dışarıdan negatif ayrışma bir günlük olacak bir şey değildir. Genellikle böyle bir hareket olduğunda, üstelik beklentiler de bittiğinde yatırımcının artık temkinli davranması lazım borsa açısından. Bu arada dolar önemli hareketler yapıyor. Mesela dün ben dolarda aşağı yönlü 1.84'e doğru bir gerileme olabilir diye düşünüyordum ama Amerika'dan gelen veriler Amerikan dolarını tüm dünya piyasalarında güçlendirince bizde de dolar 1.86'ları geçti. 1.87'ye yaklaştı. Dolayısıyla dolarda yukarı hareket devam edebilir. Özellikle 1.85'in altına olacak gerilemelerde çok fazla alıcı gelebilir. Yani yeni alıcı gelebilir. Bu anlamda doların yönü yukarı gözüküyor. Bu arada dolarla ilgili bir soru var hocam. Onu da ekleyeyim hemen bu arada ben. Dolar Türk Lirası kurunda Forex piyasasında satış yapmayı planlıyorum diyor Kubilay Bey. Önerir misiniz? Önerirseniz hangi seviyelerde önerirsiniz? Valla şöyle, şu an dolar grafiği güçlü sinyal veriyor. Yani dolarda hani orada direnç var diye yapmak istiyor. Hani 1.87.50'de bir direnç var. Onu gösterelim grafikte. 1.87.50 daha önce görülmüş bir seviye. Şu an oraya çok yakınız. 1.87.50 seviyesine sadece bir kuruş kaldı. Hani o seviyeye geldiğinde aşağı dönecek diye orada short pozisyon açılması durumunda açabilir ama eğer 1.87.52 seviyeleri görünmeye başlarsa o zaman kapatması lazım. Yani stopunu koyduktan sonra her seviyeden long ya da short pozisyon açabilir. Ama benim gördüğüm dolardaki nasıl ki borsada daha önce bir rally tipi hareket vardı ve bu hareket güçlü gelip bekleme yapıyordu sonra tekrar güçleniyordu. Dolarda da biz bu hareketi aynen benzer şekilde izliyoruz. Yani dolarda 1.78'den itibaren şu an grafiği verebilirsek arkadaşlar 1.78'den itibaren yukarı yönlü 1.85'e kadar tam bir rally oldu. Ve burada beklemeyi yaptı ve dün de 1.85.50'deki direncin üzerine çıktı. Yani dolardaki güçlenme nedeniyle şu an ben hani aşağı yönlü pozisyon alabilirler. Olabilir. Yani dolar tekrar hızla aşağı da dönebilir. Hani dış piyasalardaki gelişmelere de bağlı. Ne bileyim Avrupa'dan gelecek bir haberle euro dolar paritesi hızla yukarı çıkmaya başlarsa dolar TL kuru gevşer. Ama stop koymadan, nerede satacağını önceden belirlemeden hiçbir pozisyon zaten alınmamalı. Onu defalarca söylüyoruz. Bu arada dış piyasalarda yine Avrupa'da fena değildi, olumluydu. Ve altın beklediğimiz hareketin tamamını yapıyor. Şu an altını görüyoruz. Altın 1400 doların altında yatay sıkışık hareketine devam ediyor. Zaten böyle olmasını bekliyorduk. Ama yatırımcı şunu bilmeli. 1330'un altında bir kapanış olursa, yani bir gün altın ons bazına 1320 dolar civarında bir kapanış yaparsa bunun anlamı şu olur, 1150 dolara kadar düşebilecek demektir. Çünkü altı boş. Öyle bir durumda sert geri çekilmeler olur. Altında olanlar bu seviyeyi bence izlesinler. Yani o seviyenin altında bir kapanış durumunda zararlar da büyüyebilir. Fakat şu aşamada öyle bir sinyal vermiyor. Altın direkt olarak yatay, sıkışık ve yön belirlemeye çalışan bir durum sergiliyor. Bu tür zamanlarda genellikle yükselişler sonrasında bir geri çekilme ve diplere yakın seviyelerdeyiz. Daha önceki 1320 seviyelerine. Bu seviyeden hani altın alınır mı? Alınır. Ama 1320'de sattığında zarara katlanabileceksin. Altın alınır. Çünkü 1440-1450 dolar seviyelerine kadar tepkisi çok doğal. Yani oraya kadar bir tepki yapmasını bekleyebiliriz. Genel olarak piyasalar böyle. Faizlerde de yukarı yönlü bir eğim var. Yani daha önce not artımı sonrasında 4.60'a kadar düşmüştü faizler. Mesela bugün 5.5'a yaklaşıyor. Tahvil bono fonlarında olan yatırımcılar şunu bilmediler. Faiz yükseliyorsa tahvil bono fonlarının getirisi düşecektir. Hatta negatif getiri de sağlayabilirler. O açıdan şu an biraz likit kalmakta fayda var. Yani borsa açısından da öyle. Borsada alım için beklemede kalmak lazım bir süre. İzlemek lazım. Tahvilde de yukarı gittiği için faizler, tahvil almış olsanız zarar yazabilirsiniz. O anlamda biraz nakitte kalıp daha sonra oluşabilecek fırsatları değerlendirme amacı güdülmeli.
Peki hocam, piyasaya şöyle genel bir baktık. Programı kapatmadan evvel BIST 100 açılırken gong çaldığında bir daha bakarız borsaya, evet, da. Tabii izleyicilerimizin yine yorumlarını, sorularını bekliyoruz ama bugün dediğimiz gibi önemli bir sektör, önemli bir temsilcisi bizlerle beraber. Elmacık Su Genel Müdürü Cevat Kabataş, bir kez daha hoş geldiniz Cevat Bey. Şimdi tabii su deyince son yıllarda suyla ilgili, bu damacana sularla, evet, ilgili tartışılan pek çok mesele var. İşte damacanaların temizliği, içerdiği ya da içermediği, kanserojen madde, suyun nasıl üretildiği, doğal mineral su mu yoksa başka türü bir su mu? Hepsini konuşacağız ama siz bize isterseniz önce bir Elmacık Suyu bir anlatın. Ne zaman faaliyete geçtiniz? Nasıl karar verdiniz? Ve nerede üretim yapıyorsunuz? Sizin suyunuzun özellikleri nedir? Oradan başlayalım sohbetimize. Evet, biz Elmacık Su olarak yaklaşık bir yıldan beri faaliyet gösteriyoruz. Tesisimiz Hendek Sakarya'da. Biz tabii öncelikle şunu da ifade etmem lazım. Aslında tüketicilere kısa bir bilgi vermemiz lazım su çeşitleri anlamında. Hı hı. 4 gruba ayırabiliriz bunu. Bir tanesi şebeke suları, evlerimize çeşmelerden akan. Diğeri işlenmiş sular. Bir diğeri kaynak suları. Ve bizim de şu anda grubu olduğumuz ve sattığımız, piyasaya girdiğimiz doğal mineralli sular. Nedir farkları bunların? Farkları bir tanesi zaten hani işte barajlara toplanan su. Şebeke suyu zaten. Diğeri malum, işlenmiş sularda kuyulardan bir şekilde çekilip, hı hı, işte saf su haline getirilip içine yapay mineral atılan sular. Ülkemizde de bunlardan da var. Kaynak suları ise o kış yağan yağmurların ve karların etkisiyle yüzeye yakın yerlerde çıkan, hı hı, sular. Ve mevsimsel olarak mineral değerleri değişir. Doğal mineralli sular ise en az 25-30 yıl ve daha uzun sürelerde yağan yağmurların, karların dağın ve toprağın çok altındaki noktalara inerek oranın mineral yapısını alarak bir gün depremlerle ya da fay kırıklarıyla ortaya çıkan sular. Aslında petrol gibi nitelendirebiliriz. Ve doğal mineral sulardaki en önemli fark, bir kere mineral yapısı hiçbir zaman değişmiyor. İkincisi, diğer kaynak sularına ve diğer sulara göre mineral düzeyi çok yüksek. Daha yüksek. Evet, bizim suyumuzun 178.2 miligram düzeyi var. Bu insanların günlük alması gereken minerallerin önemli bir kısmını karşılıyor. Şimdi insan vücudunun 1/4'ü zaten, değil mi? Su. Evet. Ve biz birçok minerali işte su vasıtasıyla alabiliyoruz vücudumuza. Bu anlamda önemli galiba, değil mi? Doğal mineral su olması bu anlamda önemli herhalde. Tabii ki, yani içindeki işte herkes için önemli. Mesela kalsiyum değeri kalsiyum çok önemli. Neden? İşte bu başta çocuklar olmak üzere bütün yetişkinler içinde, özellikle bayanlar. Normalde bir ne kadar kalsiyum olmalı bir şeyin içerisinde? Diyelim ki 100 mililitre bir bardak suyun içerisinde ne kadar bir kalsiyum olmalı? Tabii bu kalsiyum miktarı... Çünkü biz suları alırken bakıyoruz, orada yazıyor. Bir kere onlara güvenebilir miyiz, birincisi? Yani onlara güvenebilirsiniz. Çünkü onların hepsi Sağlık Bakanlığı denetiminden geçiyor. Yani oradaki etiketlerin hepsini Sağlık Bakanlığı onaylıyor bizzat. Sağlık Bakanlığı'nın onayı olmadan hiçbir etiketi kullanamazsınız. Buna sürekli denetleniyor. Evet. Ve magnezyumu var, kalsiyumu, evet, var, fosfor mu? Bikarbonatı var, florürü var mesela dişler, evet, için çok önemli. Şimdi onların dışında bir de şu pH var. Şimdi hemen izleyicimize sormuş. Aslında onu birazdan soracaktım ama o çok en çok konuşulan belki. Evet. Hani kavram kargaşası yaratan bir mesele var. Şimdi alkali su mesela, değil, evet, mi? pH yükselince alkali mi oluyor? Alkali oluyor, doğru. Nedir alkali su? Bize bir anlatır mısın? Aslında pH'in tanımını yapayım kısaca. pH'in tanımını da yapalım. Şunu da ekleyeyim. Bunu biraz da şundan da tartışıyorlar. Özellikle hanımlar şimdi yaz da geliyor ya. Doğru. Zayıflatıyor diye konuşuluyor bu alkali su. İşte pH oranı yüksek su. Evet hocam, öyle bir şey de var ya şimdi. pH oranının yüksek olması gerektiği zaten doktorlar tarafından da söyleniyor. Aslında ona biz ideal diyoruz. Çünkü her şeyin bir dengesinin olması gerekir. Yani çok... Şimdi pH nedir? Ne olmalı? pH, hidrojen, vücuttaki hidrojen iyonlarının ölçümü. Şöyle, yaşamımız içerisinde işte çeşitli gıdalar ve içecekler alırız. Bunların bir kısmı asidiktir ve kanımıza karışır bunlar ve kanımız kirlenir. Kanın, hı-hı, temizlenmesi için kanın pH'inden yüksek içecekler almamız lazım ki yani o anlamda kanımız temizlensin. Kanın pH'i 7.35-7.45 düzeyinde. Dolayısıyla bizim alacağımız özellikle çok fazla kullandığımız içecek olarak suda bu pH'in ondan biraz yukarıda olması lazım ki kanımızdaki arındırabilelim. Sizinki 7.96 galiba. 7.96. Bizim burada ideal seviye dediğimiz aslında 7.5, yani 7.45-8.5 aralığında. Neden? Kanın pH'inden biraz yukarıda olması, hı-hı, lazım. Ama örneğin 9 pH de iyi bir pH değil. O zaman da fazla alkali oluyorsunuz. Vücudunuza biriken mineralleri de fazla şekilde vücudunuza atıyorsunuz. Ama 7.5'un altına indiği zaman da bu sefer de asidik su durumuna geçiyor. Yani toksinlerin oluşmasına mı neden oluyor? Evet, aynen, hı, öyle. Aynen. Dolayısıyla biz yüksek pH demiyoruz, ideal pH diyoruz. İdeal pH'i de 7.45'te 8.5 aralığında maksimum 9 olarak nitelendirebiliriz. Türkiye'de ben bir araştırmıştım şimdi eve su alırken, ben meraklıyım bu konuya biraz. 7.5'un 7.6'nın üzerine çok fazla su yok bildiğim kadarıyla. Doğru. Birkaç tane marka var.
Sizin de 7.96 oranınız hakikaten iddialı bir oran. Şimdi bir Aydın Ferhat Güzelcan da İzmir'den bizi sürekli takip eden bir izleyicimiz. O da diyor ki iddialı bir oran İzmir'de varlar mı diye sormuş. Var mısınız İzmir'de? İzmir'de şimdi bizim iki grubumuz var. Bir PET bir damacana grubumuz var. PET grubunda bizi ulusal ve lokal marketler vasıtasıyla bize her şekilde ulaşabilirler, bulabilirler. Hatta ilgili tüketicimiz bizim internet sitemizden başvurursa, ben şimdi burada reklam olmaması acıyla isimleri vermek istemiyorum ama İnternet sitemizden tabii. Peki madem öyle İzmir demişken, yani çeşitli bölgelerde bayilikleriniz var mutlaka, evet. Ama su pazarına da bir bakalım. Şimdi çok ciddi rakipler var. Siz bir sene dediniz değil mi? Bir evet. Senedir faaliyetteyiz. Yıllardır bu sektörde olan pek çok büyük firma da var. Doğru. Su sektöründe durum nedir? Sizin bir senedir edinebildiğiniz pay ne kadar ve hedefleriniz neler? Şöyle ifade edeyim. Şimdi su pazarına bir litre olarak bir de ciro olarak bakmak lazım. Litre olarak baktığımız zaman 2012 yılı yaklaşık 10.3 milyar, 10.4 milyar gibi bir litreyle kapandı. Bunun da yaklaşık %63-65'i damacana, evet. 19 litreden geliyor. Ve Türkiye'de şu anda 295-296 marka faaliyet gösteriyor. Yani rekabetin çok yoğun olduğu, doğru, bir sektör. Ciro büyüklüğüne baktığımız zaman da ciroda yaklaşık 4.2 milyar gibi bir büyüklükten bahsediyoruz. Toplam büyüklük. Toplam büyüklük, pazar büyüklüğü. Diğer taraftan da pazar büyümesine baktığımız zaman damacana pazarının küçüldüğünü görüyoruz. Yani çok fazla stabil kalıyor, hatta aşağı doğru gidiyor. Neden? Özellikle tüketicilerin kafası bu son dönemde çok karıştı. Evet. İçtiğim su nasıl geliyor? Nereden geliyor? Nasıl şişeleniyor? Nasıl temizleniyor bu anlamda? Damacana küçülürken PET 2008'den beri özellikle çarpı 2 şeklinde büyümesi var. Evet, insanlar biraz PET'e yönelmiş. İşte tam da zaten bunların ortaya çıktığı bir dönemde biz bir takım farklarla piyasaya çıktık. Bizim en önemli iki tane farkımız var. Bunlardan bir tanesi, Türkiye'de ilk defa 295-296 marka arasında suyu ozonlamadan çilebilmiş. Şimdi ozonsuz su nedir? Evet. Bu da zaten Türkiye için yeni bir kavram. Bir de ben şöyle, bana da ters şey yapıyor, algılama yaratıyor. Mesela ozon, ben işte ozonlanmaya gittim, işte kanına oksijen verip, evet, ozonlanıyor insanlar. Ozonlu kendi kanını vererek çok daha sağlıklı oluyorsun. Ozonlamadan deyince hani ozon sanki iyi bir şey gibi geliyor bana. Hakikaten ben de merak ediyorum, nedir o ozon? Şimdi ozon dediğiniz konularda iyi ama suda kullanılırsa iyi değil. Neden iyi değil? Ozon çünkü bir gaz baktığınız, hı, zaman O3. Suda kullanıldığı zaman bir kere suyun kimyasal yapısını değiştiriyor. Hı hı. İkincisi ve en önemli konu, doğallığını kaybettikten sonra suda aynen kalsiyum, manezyum, demir gibi bir de bromür maddesi var. Bizim çok fazla tüketicilerin bilmediği bir madde. Her suda var. İyi, az ya da çok miktarda bromür var. Bromürle ozon birleşmeye vuruyor. Bromat ya da broform denen bir maddeye dönüşüyor. İşte bu insan sağlığı üzerinde çok ciddi tehlikeler oluşturuyor. Peki ben o zaman bu bir maliyetli bir iş mi ozonlamak? Tabii ki. Ozonlamak maliyetli değil. Ozonsuz yapabilmek, ozonsuz yapabilmek bir maliyet. İlk kurulum aşamasından itibaren. Ozonlama dediğiniz nedir? Nasıl oluyor? Nasıl yapılıyor? Ne bileyim, suyun içerisinde hava mı sıkılıyor? Ozon mu sıkılıyor? Ne yapılıyor? Ona göre tesislerde şey yapılıyor. Biz hiç kullanmadığımız için çok şeyini bilmiyorum ama hani tertibatı kuruluyor tesislerde ve bir şekilde ya bu aslında sebebine gelmemiz lazım. Neden? Niye ozon? Evet, madem niye? Hani sağlığa zararlı, evet, niye ozon mu satılıyor? Şimdi şöyle, aslında kaynaklar, Sağlık Bakanlığı onaylıyor, bu kaynak temizdir diyor ve bu kaynağı, hı, sizin aldığınız haliyle, boru hattıyla son şişelerin kapaklar kapatılana kadar korumanız lazım. Yani havayla hiç temas etmemesi lazım. Evet, çünkü havayla temas eden her ortamda bizim gözle göremeyeceğimiz çeşitli mikroorganizmalar, tabii, ve bakteriler var. Mutlaka. Dolayısıyla tesisler suyu kaynağından alıp şişelemeye kadar koruyamadıkları için bunun da 3 tane sebebi var. Bir tanesi şu, boru hatları. Türkiye'de şu anda geleneksel olarak maslak dediğimiz bir yöntem uygulanıyor. Şimdi takdir edersiniz 10 kilometrelik bir boru hattı, isale hattında işte saniyede 20 ya da 25 litre debiyle suyu verdiğiniz zaman suyun akışı mümkün değil. Aynen Huni'deki, hı, gibi. Bir takım basınç azaltmanız lazım. İttirmeniz lazım. Yani. Evet. Orada da şunu yapıyorlar. Geleneksel olarak işte yaklaşık 250 metrede bir çukur kazılıyor. Etraf fayansa çevriliyor ve üstü kapatılıyor. İki boru arası havayla, hı, temas ediyor. Akış sağlanıyor. Bu yaklaşık 10 kilometrelik bir hatta 40 tane maslak demek. Yani, hı, düşünün, tesise gelen 40 noktada havayla temas ediyor. Suyun akışı için. Biz ne yapıyoruz? Biz dünyadaki son teknolojiyi kullandığımız için bizim tamamen kapalı bir boru hattı sistemimiz var.
Ve bizde de bizim borularda da basınç oluşuyor ama bizim en önemli farkımız aynen düdüklü tencerede olduğu gibi vantuzlarımız var. Basınç emici vantuzlar var. Hmm. Havayla hiç temas etmeden dışarıya basınç atıyor. Dolayısıyla biz kaynağından aldığımız haliyle tesise getirerek hiç havayla temas ettirmiyoruz. Bu daha maliyetli bir sistem değil mi? Tabii özel bir boru hattı. Çünkü teknoloji takip etmeniz lazım. Bu maliyetli bir şey. Bunu ayrıca vantuzlarını kontrol etmeniz lazım. Boruların içerisinde zamanla şey oluşmuyor mu? O da çok ilginç. Yani zamanla o borunun içi ne bileyim yosun tutmuyor mu veya tortu olmuyor mu vesaire? Yok yani borular endüstri buna göre hazırlanmış şekilde. Dolayısıyla orada bir sıkıntı yok. Hı-hı. Ama tabii biz mesela vantuzları sürekli kontrol ediyoruz. Çünkü basınç oluştuğu zaman basıncı bizim diğerleri gibi maslakla atmadığımız için sürekli kontrol yani atıyoruz. Sizin suyunuzun özelliği aslında şu oluyor. Benim önüme gelene kadar kaynaktan çıktığı gibi hiçbir şekilde havaya hiçbir temas etmiyor. Evet. Ben ne zaman ki açıyorum ancak o zaman havayla temas ediyor. Evet, aynen. En büyük özelliği bu herhalde. Türkiye'de ilk ve tek bu anlamda. İkinci Hı-hı. noktada da yine bizim dışımızdaki markalar tesislerin altında 2 günlük, 3 günlük, 4 günlük kadar suyu depolayacak su depoları var. Ha, bir de depoda biriktirip siz biriktirmiyor musunuz? Biz biriktirmiyoruz. Biz direkt nasıl oluyor? Çelik tanklarımız var. Direkt kaynaktan gelen suyu çelik tanklarla direkt doluma gönderiyoruz. Şimdi bekleyen su da havuzda bekleyen su da zaten biliyorsunuz havayla temas ediyor. İkincisi yine yüzme havuzlarından biliriz. Eğer bir kimyasal kullanmazsak suda yosunlanma, tortu oluşur. Hı-hı. Dolayısıyla bundan dolayı da bir ozonlama gereği duyuyor. Bizde su havuzda olmadığı için bundan dolayı da ozon kullanma gereği duymuyoruz. Üçüncü noktada ise biz dünyadaki son teknoloji kullandığımız için özellikle bu petlerde işte preformlar bir makinede şişer. 120-140 derece ısıda. Başka bir makinede de tesis içerisinde doluma gider. Yine doluma giderken açık bir şekilde gider ve tesis ortamını etkilenir. Hı-hı. Böyle olunca da yine sizin oradaki üremelere ve mikroorganizmalara karşı suyu ozonlamanız gerekir. Biz ise son teknolojiyi kullandığımız için aynı makine içerisinde preform şişirmeyi, suyu doldurmayı ve kapaklamayı yapıyoruz. Hı-hı. Üstelik şöyle bir rakam vereceğim size. Bir doktorun bir hastayı ameliyat edebilmesi için bir klas dediğimiz bir ölçü birimi var. Bir inç küp havadaki mikroorganizma sayısı. Bir ameliyathanede 1000 klas gerekir bir ameliyat yapılabilmesi için. Biz 100 klasla şişirme yapıyoruz. Yani ameliyathane koşulları 10 kat daha iyi. Evet. Ve bizde HEPA filtreler var. Onu nasıl sağlıyorsunuz? Şimdi onu soracağım hocam da reklam aramızı açtık bile aslında. Tamam. Çok çabuk geçiyor süre. Evet. Bir reklam arası verelim. Çok başka sorular da var. İzleyicilerimizden de sorular geliyor. Özellikle şu BPA meselesi önemli, evet. Damacana meselesi önemli. Ona geleceğiz. Çok kısa bir reklam arası ardından beraberiz. Yol gösteren KOBİ bankacılığı Bank Asya'da. Bank Asya'da. Paranın rotası devam ediyor. Suyu, elmacık suyu, su sektörünü konuşmaya da devam ediyoruz. Bu arada Cevat Bey sizin bir de internet siteniz var. İnternet sitesinden evet. de 24 saat üretimi evet. izleyebiliyoruz değil mi? Evet. Şimdi hocam siz açtınız galiba. Ben açtım evet. Ekrana da gelecek, Mustafa verecek. Şu anda bu durumda değil mi? Tesis. Evet şu an benim şu anda canlı olarak ekranım evet, oraya yani geliyor. Biz içeceğimiz suyun evet. nasıl üretildiğini şu anda buradan görebiliyoruz. Şu anda da canlı yayında. Biz burada bu sohbeti yaparken sular gidiyor bir taraftan. Evet. Şimdi biz bunu niye yaptık? Evet. Aslında Türkiye'de içecek ya da su sektörünü demiyorum ama gıdada bir ilki gerçekleştiriyoruz. Neden bunu yaptık? Çünkü Türkiye'de işte özellikle son bir yıldan beri bu damacanada ve sularda çıkan kirliliklerde insanların kafası, tüketicilerin kafası karıştı. Evet. Nasıl bir yerden geliyorum? Biz de yeni bir markayız. Çünkü biz Türkiye'nin şu anda en modern ve en hijyenik tesisini kurduk. Böyle bir tesise sahipsek o zaman biz dedik ki tüketicilere tesisimizi 24 saat güvenli bir şekilde açalım. İzletelim. Evet izletelim. Şu anda tüketicilerimiz 24 saat 5 tane kamerayla tesisimizi izleyebilirler. Hatta biz dürüstlük adına şunu da yapıyoruz. Bizim makine kapasitemiz çok yüksek. Sürekli 24 saat üretim yapmıyoruz. Dolayısıyla herhangi bir tüketici gündüz ya da gece bir makinemizde çalışma olmadığı zaman orada biz kırmızı bir ibare ediyoruz ki bunu banttan veriyoruz. Şu an bir kamera bir burada, kamera bir şurada. Bu şu an kırmızı. Dolayısıyla burada üretim yok ama bir önceki üretim görüntülerini evet yani çünkü bizim tüketicimiz normalde benim tesisime Hendek'teki tesisime gelmeden bunu bilmesine imkan yok doğru mu? Evet, doğru. Ama biz marka olarak dayandığımız konu yani güven. Bu önemli şeffaflık güven. Şeffaflık. Gıdada özellikle evet. suda işte. Hatta gıda. Biz bakın bunu reklamlarımızda bile yaptık. Son reklamlarımızda görüntü yönetmeni dedi ki ya bu dağ dedi çok görkemli bir şekilde alamıyorum dedi. Hı hı. Montaj yapabilir miyiz? Hayır dedim biz doğal olacağız. Gittik karşıdan uzaktan çektik dağımızı şeyimizi.
Çünkü bugüne kadar hep alışılmış şeydir. Dünyanın en iyi dağların fotoğrafları alınır. Viyavantlardan, İsviçre'den, Alplerden, Himalaya'dan alınır suyu. Biz dedik ki bizim dağımız bu. Tüketici bizim tesisimize gelse de göreceği manzara odur. Güzel abi, evet. Vallahi bravo. Şimdi şeyi soracağım. Şu süre çok azalıyor. Sorular var. PET damacana mı, cam mı sizinki? Cam üretiminiz var mı? Onu soruyor izleyicimiz. Fiyatı soranlar var. Ha, bir de siz söyleyelim. PET'te de bir şey yapmışsınız. O şey damacananın maddesinin... Evet, BPA'sız. Evet, Türkiye'de BPA'sız damacanaya hizmet veren markalardan... Sizinki de PET ama de BPA'sız bir... Yok PET. Şöyle, şimdi PET'lerde zaten PET dediğimiz polietilen tereftalardan bir malzeme. Bununla ilgili şu anda dünyada ispatlanmış ya da bilimsel olarak insan sağlığına zararı yok. Yani bu, evet. Bu şekilde. Ama şu anda piyasada bizim dışımızda kullanılan markalardaki damacanalar BPA'lı. Yani bisfenol A'lı. Bisfenol A nedir? Damacanaların sertleştirmesine ya da bazı plastiklerin sertleştirmesine kullanılan kimyasal bir madde. Bu maddeyi şeyde de görebiliyoruz. Konservelerin iç astarlanmasında, termal faturalarda da görebiliyoruz. Dolayısıyla BPA'ya maruz kaldığı zaman insanlar ne oluyor? Çocuklarda hiperaktivite, kız çocuklarına erken ergenlik, ileriki yaşlarda kısırlık, obezite, kalp hastalıkları. Peki bu gerçekten suya ne kadar karışıyor, BPA dediğiniz? Gerçekten karışıyor mu? Yani ne bileyim, bir gün bekleyince mi oluyor? Güneşte bekleyince mi oluyor? Yoksa... Şimdi ısıyla beraber ortaya çıkıyor bu. Şimdi damacanaları 70-80 derecede yıkamanız gerekiyor. Isıyla beraber ortaya çıkıyor. Şimdi damacanayı bu ısıda yıkadığınız zaman ve arkasından dolum yaptığınız zaman BPA'lı bir damacanaya, bu ister istemez suya etkileşim var. Yani bunu inkar edemeyiz. Diğer taraftan da en son Harvard Üniversitesi'nin 2011 yılında yaptığı çalışmada hamile bir anne BPA'ya maruz kaldığı zaman kendisi bir birim alıyorsa bebeğine 15 birim geçiyor. Evet. Dolayısıyla bu bilimsel bir gerçek. Bunu biz burada zaman zaman kanser hocalarıyla da konuşmuştuk, onkologlarla da konuşmuştuk. Aynı sizin söylediğinizi söylemişlerdi. Özellikle hamilelere dikkat çekiyorlar ama sizinki BPA'sız niye? Tabii bizimki BPA'sız. Siz nasıl temizliyorsunuz? Bizim şöyle, biz bir de sektörde bu anlamda da ortalama 15-20 aşamalı yıkamalar var. Biz bu anlamda da çok titiz davrandığımız için ilk projelendirme aşamasında 28 aşamalı bir yıkama ünitesi kurduk. Yani bunda Türkiye'de ilkiz bu anlamda. Tabii BPA'sız damacana hizmet vermek aslında bizim için maliyet. Neden? Çünkü sertleştirilmiş madde olmadığı için biz damacanaları 30. kez de imha ediyoruz. Çok uzun kullanamıyoruz. Kullanamıyoruz çünkü sertleştirilmiş madde yok. Diğer taraftan, karşı tarafta bizim rakiplerimizin kullandığı damacanalar 100-120-150 kez. Hatta piyasada şu anda 2002 yılına ait damacanaları görüyorsunuz. Bir de biz bir şey daha yaptık. Yine Türkiye'de ilk defa. Damacanaların altında kare kodumuz var. Damacanaların dönüşüm sayısını takip ediyoruz. 30. olduğu zaman otomatikman imha ediyoruz. Ve hangi bayiye gitmiş, nereden gelmiş, onu takip yapabiliyoruz. Tabii. Onu da takip ediyoruz. Evet, onu da takip edebiliyoruz. Peki ne kadar damacanın fiyatı? Yani ben İstanbul'da girip eğer şey yaparsam, şimdi siteden veya herhangi, demin şey diyordunuz, Facebook'tan, Android uygulamalar Android'den. Var değil mi? Evet. Akıllı telefonlar. Tabii orada da bazı ilklerimiz oldu. Tabii bazen bizim fiyatlarımız bölgeselde farklılıklar değişebiliyor ama ortalama satış fiyatımız 7.25. Bir de biz Türkiye'de ilk defa tüketicilere kolaylık olsun diye, çünkü herkesin evinde telefonu yok, işte artık teknoloji çağındayız. Türkiye'de ilk defa iPhone, Android, Facebook ve web sitemizden abonelik yapma imkanını tanıdık ve buradan çok rahat bir şekilde sipariş verme imkanına sahip oluyorsunuz. Buradan da sipariş verdiğimiz zaman her siparişinizde altılı PET hediyemiz var. Bu da tüketici için, hani çocuklarına ya da iş yerine. Yani gelen her damacanayla altılı PET mi geliyor? Evet, altılı PET geliyor aynı şekilde. Bunu yapıyoruz. Peki bu ne kadar devam edecek? Bu şu anda devam ediyor. Hani süresini henüz saptamadık, bitiş süresini. ama tüketicilerden çok olumlu tepkiler alıyoruz. Neden? İşte bazısı iş yerine götürüyor, bazısı arabasına götürüyor, tabii bazısı çocuklarına veriyor bu anlamda. Doğru. Biz de bunu devam ettirmeyi düşünüyoruz. Peki bayilik sisteminizden biraz söz edelim isterseniz. Çünkü o konuda da çok soru geliyor. Hani nerelerde var, nerelerde yok diye ama. Veriyor musunuz şu anda bayilikler? Hangi şartlarda veriyorsunuz? Neler istiyorsunuz? Evet, bayilikler halen veriyoruz. Çünkü boş olan bölgelerimiz var. Biz bu konuda biraz açıkçası seçiciyiz. Yani çünkü hizmet odaklı bir iş olduğu için. Biz çünkü sektörde şöyle bir şey de iddia da ortaya attık. Ve taahhüt ettik aslında tüketicilere. Normalde sektör ortalaması damacana siparişinden itibaren 2 saattir. Biz dedik ki 45 dakikada hizmet vereceğiz. 45 dakikada gelmezse suyunuz bedava. Maksimum 45 dakika. 45 dakika, evet. Yalnız bu konuda hani Barış, bilmiyorum sen yaşadın mı? Çocuklar şey getiriyor, pizza getiriyorlar. 1 dakika, 2 dakika gecikti diye yarım saat garanti verdikten sonra çocuklardan alıyorlarmış paralarını. Sizde öyle bir şey yok, olmayacak. Biz şey yapıyoruz. Bizim iş ortaklarımız, bayilerimiz de bunun bilincinden farkında. Bizim çünkü kurduğumuz sistem de buna yönelik. Yani bir müşteri bize sipariş geçtiği andan itibaren bayimizin bilgisayarına ve aynı zamanda onun
dağıtıcı eleman da cep telefonuna sipariş düşmüş oluyor. Yani biz bu sistemi zaten buradaki sektördeki handikapları bilerek kurduk. O yüzden de yeni marka olarak da tüketiciye farklı hizmet verme anlamında bunu da taahhüt ettik. Twitter'dan bir soru var. Demin ben de sormuştum ama sonra üzerinde durmadık çok fazla. Atatürk Orman Çiftliği ile bağlantıları ne diye soruyorlar. Çünkü AOÇ diye geçiyor galiba, evet, değil mi? Evet, biz AOÇ ile bir marka işbirliği yaptık. AOÇ bizim şemsiye markamız. Çünkü AOÇ biliyorsun Türkiye'nin en köklü, en değerli markalarından bir tanesi. İşte sütten biraz orada... nostaljik de bir marka aslında. Evet, ve ürünlerin halen kalitesini bozmadan, endüstriyel tarafa geçmeden. Doğal, hani hepsini arıyoruz ya, organik. Kesinlikle ya, öyle. Onu çağrıştırıyor hep o marka. Yani aslında ben Ankara'ya gittiğim zaman Atatürk Orman Çiftliği'nin dondurmasını yiyorum. Çünkü keçi sütlü yapılıyor ve gerçekten hani eski o dondurma tadını... Ben burada bile arıyorum onu. Buluyorum da. Kesinlikle. Dolayısıyla marka işbirliğimiz var. Ben bu arada bayiklerle ilgili bir kısa değinmek istiyorum. Lütfen. Biz bu konuda biraz seçiciyiz ama biz burada şuna bakıyoruz bayilik işi yaparken. En önemli kriterimiz şey. Kişi bu işe zaman ayırabilecek mi? Özellikle damacana bayik. Yan iş olmasın diyorsun. Yan iş olmasın. Yani kendisi emekli olabilir. Profesyonel olarak bir işte çalışıyor olabilir. Ama artık ben bu işi yapacağım, bu işte para kazanacağım diyorsa... Biz ona sıcak bakıyoruz. Peki bomba soruyu sorayım o zaman. Şimdi bayilik almak isteyen birçok izleyicimiz olabilir. Doğru. Başvurabilirler. Kar marjı nedir? Yani ben... Ayda ne kadar kazanır bir bayilik? Ayda ne kadar kazanır? Şöyle söyleyeyim. Diyelim, kar marjı değil mi? Ayda ne kadar Şimdi kazanır? Bu tabii... Hani... Bölgedeki satışa bağlı olacaktır ama... Olacak ama bir de beklentiniz de önemli tabii. Yani şimdi ayda diyelim ki 10 bin lira kazanan bir profesyonel için... Ben işte 3000 damacana satarsa 4500 lira net kazanır bizim işimizde. Ona düşük gelebilir ama bir fabrikada bir formel olan bir kişi ya da mavi yakalı bir arkadaşımız 1500 lira kazanıyorken damacana işinde 3000 sattığı zaman 4500 lira net her şey bütün masrafları düştükten sonra kazanınca mevcut gelirin 3 misline çıkmış olur. Onu kazanabilmesi için ne kadar yatırım yapması lazım? Kaç parayı? Aslında çok değil. Yani baktığın zaman damacana yatırım yapmak bugün Türkiye'de yani en düşük maliyetli işlerden bir tanesi. Neden? Bir tane Ford küçük Doblo tarzında yani bir araç alacak. Evet. İlla sıfır olsun da demiyoruz. Hani bir iki yaşında olabilir. Bir de ilk başta işte belli miktarda damacana satın alması ve iç bedelini ödemesi lazım. Bunu yaklaşık yatırım tutarı maksimum 25-30 bin lira civarında. Çok da bir şey değilmiş. Çok da bir şey değil yani baktığımız zaman. Dediğim gibi en önemli kriter işinin başında olması. Çünkü bu hizmet odaklı pazar günleri de biz çalışıyoruz. Aynen. O önemli. Pazar çalışmayanlar var. Saatler hocam nasıl? Mesela gece saat 10'da suyumuz bitti. O zaman da hizmet verilebilir mi? Veya hangi saatler? Sipariş verebilirsiniz ama hizmeti sabah ilk 9.45'te alırsınız. Anladım. Tamam. Sabah 9'dan yani sipariş verme 9-9.45'te başlar. Akşam 8'e kadar devam ediyor. Evet. Peki yavaş yavaş toparlayacağız artık. Son 1 dakikamız sanırım. Mustafa'ya soralım yönetmenimize. 1 dakikamız mı? Peki son 1 dakikamız. Çok teşekkür ederim Cevat Bey. Sizle birlikte kapatacağız. Hocam kapatmadan hemen evet, BIST 100'e bir bakalım. Gong çaldı duyduk. Gong çaldı ve borsa dün 89 bin civarından kapanmıştı. Barış grafiği verelim hemen. Şu an açılışta 89.900'den kapanmıştı. Yani 90 binin hemen altında. Şu anda da 88.000 yani 1000 puanlık bir düşüş var şu an İMKB'de ve bu oldukça sert bir düşüş. Fakat şunu söyleyeyim, bu düşüş sonrasında en azından şunu görüyoruz, tam desteğine gelmiş durumda. Tahmin ediyorum bu geri çekilmenin ardından bir miktar yukarı hareket yapacaktır. Belki 89.590.000'e doğru. Şu an yatırımcı bence bir süre daha izlemede kalmalı nakitte. Ve veya yeni risk alırken iyi seçici davranmalı kağıt bazında. Bir de bir soru daha vardı. Bugün web sitemde webinar yapacağımı söylemiştim. Hani bugün TV'den mi yapılacak diye. Yapalım. Hayır, öyle bir şey yok. Şu an webinar yapıyoruz zaten. Canlı yayın yapıyoruz. Onu da internet üzerinden canlı yayın. Beni almıyorsunuz o webinara gerçi ama. Yok, sen de linki tıklayıp katılabilirsin. Sitede yarın saat 8.45'te linki ben veriyorum. Evet. Ama tabii kapasite... Dar olduğu için yani 200 kişi alabiliyoruz salona. Ondan sonra gelenler giremiyor. Ama sonra hemen ben videoları ekliyorum zaten. Hocam çok teşekkür ediyoruz size. Cevat Bey çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok faydalı da bir program oldu tüketiciler açısından. Çok sağ olun bir kez daha bizimle beraber olduğunuz için. Paranın rotasını noktalıyoruz değerli izleyenler. Şimdi bir ara vereceğiz. Aradan sonra yayınımıza bugünün gündemiyle devam edeceğiz. Yol gösteren Kobi bankacılığı Bank Asya'da.